Bu gol olur olmaz, foul olur olmazdan önce de anlattım, birkaç sefer anlattım. Evet. Yani bandı çıkarsak şimdi onu bulamayız. Var, olduğu gibi var. Hem de bayağı yani. Birkaç kere farklı gelerek. maçlarda, farklı evet. takımlar içinde söyledik aynısını. Evet. Onun için dikkatli izleyenler bulmuştur. Evet. Tahmin ediyordur diye düşünüyoruz. Evet. Ee, ama tabii şimdi skor böyle olunca o daha enteresan bir hal aldı. O pozisyonun değerlendirmesi. Buyur. Yine stat dışında protestolar var. Bu e, Beşiktaş maçından sonra vardı özellikle. Bak hocam nereden nereye dönüyor iş. Görüyor musun? Dün böyle bir fırsat geliyor. Sen iç sahada İstanbul Sporlu oynuyorum diyorsun. 2-0 öndesin. 40 dakika var maçın bitmesine. Oradan... Şu protesto duruma dönüyorsun. Demek ki kenardan da iyi idare edilmiyorsun hocam. 2-0 kenardan iyi idare et hocam. Aynen öyle hocam. Şimdi Yesus da... iyi başladı. Hakikaten iyi başladı. Bir ben sordum bunu çalıştığı yerlerde. Bu hep böyle dediler ha. İyi başlarmış sonra sapıtırmış. Gittiği yerlerden bir konuştum. Dedim ki nasıl? Bu dediler iyi yerde hep başlar. Hakikaten burada da iyi başladı. Ama sonra yani Dünya Kupası'na kadar başka bir şey vardı yani. Başka bir Fenerbahçe vardı. Sen yalnız, diyorsun ya. Yalnız. Savunmaya yalnız. gelmiyordu. bak Ön alandaki baskıyla çözüyordu işi. Çok arada gitti. Öyle bir arada Ali Koç'un beyanatı var ki. Böyle hep işte casus çok iyi mok iyi. Ali Koç bir gün bak onu bulsak çıkarsak o satır arasında gitti. Beyler fazla havaya girmeyin fazla uçmayın ayağınız yere bassın gibi bir şey söyledi. Bak net söylüyorum bunu. Ben dedim bildiği var herhalde çünkü o takımdan yaşıyor, kulüpten yaşıyor. Tam Jesus böyle şeyken hani dedi ki onu bulsan arkadaşlar bulur basından plan var o. Ama satır arasına gitti o iş Ali Koç'un. Dedi ki beyler ayağınız yere basın biraz dedi. O bir şey gördü herhalde. Yani. Aynen. yere basın biraz dedi fazla uçmayın gibi bir laf etti. Hatta, hatta bir cümle daha sarf etti. Allah'ın Portekizlisi filan dedi sonra. He, o kısmını hatırladım. Sonra. O cümleden sonra da Ama, o cümleyi sarf etti. O cümleden sonra. Yani hafızam beni yanıltmaz hocam. Yani e, Arda kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şey tahammül edecek. Artık gücümüz de kalmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok mahcubuz. Attığım goller kazansak önemli olacaktı. Ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz. Demiş ki gerçekten... E, İyi iş çıkardı bugün ama işte tabii ee, galibiyet olmayınca anlamı kalmıyor. Ne oldu? Kalmıyor. Antrenmanla mı futbolcu fiziği kazanır yoksa maçla mı? Maçla kazanırım abi. Antrenmanı bana, bana her gün 10 saat antrenman, antrenman yap. Bir hikaye. Ben haftada 2-3 tane sağlam maç oynayayım en kral ben olurum fizikte. Çatır çatır fiziğim olur benim. Kendime de bakıyorsam. Öyle antrenmanda futbolcu fizik bir yere kadar. %60 kazanırsın. Geri %30'unu, %25'ini başta kazanırsın arkadaş. Bu çocuğu kenarda böyle süründüre süründüre Fenerbahçe'nin puanlarına da mal etti. Net. En az en az 7-8 puanı daha olurdu. En az. Eğer başta oynatıp sonra oyunlar alsaydı. Hani sonra oyunlara soktu ya ısınmaya falan. Çocuğu da orada koparttı. Hocam orada bazı... Ee, çok sevdiği oyuncular var. Onlara şans verdi daha ha, Benim çocuklarım var aldırdım diyor. Kontenjan diyorsan. senatörleri. Hani eskiden öyleymiş Ona ya. Orada kulüpten birileri çıkacak biliyorlarsa pardon diyecekler abi çağıracaklar. Şey alacaklar rapor alacaklar. İlhan Cavcan maçtan sonra giderdi kulübe Çağırırdı. da otur şuraya derdi antrenöre. Konuşsunlar en son yanarlar bile iyi biliyorum. Konuşsunlar anlat bakalım derdi. Anlat bakalım ama bilirdi İlan abi bilirdi. Çünkü Afrika'dan gidip topçular alıp onlar milyona, yirmişer milyona Real Madrid'e verdi biliyorsun. Tabii. falan. Jeremy, Jeremy falan. Real Madrid'e gitti adam. Yani. Evet. <laughs> evet. Ee, yani elbette Fenerbahçe açısından hiç beklenmedik. Tam bir şok, skor. Ee, Fenerbahçe büyük fırsat tepti manşeti de başlığı da bunu anlatıyor. Şimdi birazdan görüntüler geldiğinde pozisyonları göreceğiz. Ee, ama e, o son bölümde futbolcuların, taraftarların yüz ifadesi hani e, bir tükenmişlik görüntüsüydü hocam. Bir diye. Öyle bir görüntüydü. Hangi havaya girdi biliyor musun Li? Şimdi şimdi şunu söyleyebilirim. Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur. Evet. Bak bunu bu şimdiye kadar etmedim. Ve hep Fener olur diyordum. Yani Fener niye seyircisi kızıyor? Ya Kuba'da var Fenerbahçe. Ya niye böyle yapıyor? Daha hala yakalama şansı var ya. Bu maç şampi diyenler Galatasaray'a iyilik yapmıyor diyordum. Tweet bile attım. Şampi diyenler. Bak bunu söyleyen birisiyim. Ama bu akşam, bu akşamdan sonra Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray'ı yenerse tablo farklı olur. Ama Galatasaray'ın önünde tek maç var sana söyleyeyim. Öyle başka maç yok. Tek maç Beşiktaş'ı yendiğin şampiyon olur. Ondan sonra Galatasaray hiç tutamaz. Çok net söylüyorum. Bak olay hangi tabloya geldi? Galatasaray'ın içi karışacak. Teknik adam. Şimdi oyunca... Beş tane futbolcu gomişe omuz çıkacaklar. Onun ile yine tweet atacaklar. 5-6 futbolcu. Beğenecek. Tam rakip karışmış. Olay başka boyuta gidecek. Sen bunu bir veriyorsun. Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürüyorsun. Orada barış sağlanacak. Pazar günü Beşiktaş'ı yenerlerse Galatasaray ligi bitirdi. Hocam, Beşiktaş güzel yenerse bir başka şeyler var. Kendi düşen ağlamaz. O kadar. E, yaralandık, üzüldük. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı. Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz demiş Alioski. Bu maçta 5 dakika daha savaşsaydınız bitmişti. O zaman onların önemi kalmadı artık evet. yani. <laughs> hani bir şey vardı ya konuşursun konuşursun. Hikaye. Konuşursun ama dersin amadan önceki her şey boşa gider ya. Bu biraz öyle olmuş. Peki sana şimdi ikinci bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe takımında kaptanlık yapabilecek kapasitede bir adam var mı? Bir futbolcu. 2-3 yıldır, 4 yıldır. Kaptanlık yapabilecek kapasitede kaptan ne demek biliyor musun? Şöyle baktığın zaman gel buraya diyeceksin. Gel sen buraya sen oraya. Oraya buraya gel konuşma filan. Onu yapacak bir tane adamın Sağ var mı? Ya kocam, öyle. Yaratamazsan böyle olursun. Kaptanlık yapacak adamın olacak. Oyun kaptanı olacak. Takım kaptanı ve oyun kaptanı. Disiplin kaptanı olacak abi. Bir Alex'i düşün. Bir Hacı'yı düşün. Bir Galatasaray'ı, Bülent'i düşün. Düşün ya. Öyle kaptanlar da gelmiyor bir hocam artık. Ya Kaleci Volkan'ı bile düşün evet. ki Kaleci'nin kaptanlığı hocam, zordur. Niye? Uzak oyna çünkü. E, takım hafızasına sahip, takımın kimliğine sahip. Evet. O, yani Mesela Arda kalacak olsa e, 3-5 yıl sonra Arda'dan bir kaptan belki olabilir. 3-5 yıl sonra. Şimdi değil. Yani baktığın zaman sana sen böyle baktığın zaman o gidecek abi. Ben antrenörün, o, o teknik olacak, adamın kolu olacaksın. O sağda. başka bir şey. O ne olacak? O başka zaten? bir şey. Yok. Yani yok Peki, reklama gidelim. Maç gelmek üzere. Sonra bayağı detaylı pozisyonları konuşacağız.